Evet, reklamların ardından karşınızdayız. Antalyaspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan Alanyaspor'a geçeceğiz. Alanyaspor Trabzonspor'la evinde karşı karşıya gelmiş ve maalesef sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Bu bilgiyi, bu maçla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Şu anda da telefon attığımızda tabii Antalyaspor maçıyla bağlantılı olarak Antalyaspor'un eski futbolcularına şu an bir bilgi daha aktarayım. Yine Başakşehir Gençlerbirliği maçı 90+1. Dakikası oynanıyor ve 1-1'lik sonuç devam ediyor şu an itibariyle. Mehmet Ali Kalay, Antalyaspor'un eski futbolcularından Mehmet Ali Kalay şu an telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar. Mehmet Ali Kalay, sesimiz geliyor mu acaba? Sanırım bağlantıda bir sorun var. Birazdan yeniden kendisine ulaşmaya çalışırız. Evet hocam, Başakşehir Gençlerbirliği. Biz yavaştan isterseniz birlik devam ediyor. Şu an 90+2. Dakika oynanıyor. 4 dakikalık bir uzatma verildi. Bu sonuçla birlikte eğer böyle biterse tabii üst sıralar bayağı bir karışmış olacak. Tam Beşiktaş kopuyor derken Fenerbahçe karşısında galip geldi. İşte Başakşehir, Fenerbahçe Başakşehir'i yendi. Yendi. İşte Başakşehir bu hafta zaten Galatasaray'la bir hafta birisi liderlik lider oluyor. Devrediyorlar birbirlerini. Şu an itibariyle böyle biterse Galatasaray ve Başakşehir 47'şer, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 44'er puanla zirve yarışına devam ediyor. İsterseniz Alanyaspor'u bölmeyelim de oradan evet. İsterseniz bir yorum alayım hocam. Size bir Fenerbahçe özellikle Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik bir mağlubiyet vardı. Zirve yarışında yakından etkiledi. Sonuç. Tabii şimdi zirvede 4 takımın aynı yarış içerisinde olması aslında çok güzel. Yani bu ligimizin kalitesini de biraz arttırıyor. Yani kaliteli bir lig, çok zor bir lig yaşıyoruz bu yıl için. Hep takımların performansları hep üst düzeyde. Evet. Yani bu yarışın içinde aslında Kayseri de var, Göztepe de var, hep üst sıraları zorlayan Sivas var. Yani bu takımların da bu yarış içerisinde olması ligin kalitesini ve güzelliğini arttırıyor. Seyir zevkini arttırıyor. Tabii şimdi üçer puan yani lig bu şekilde olursa yani Başakşehir bu maçtan beraberlikte ayrıldığı takdirde üst sıralar çok güzel olacak aslında. Bu yarış son haftaya kadar devam edecek bana göre. Tabii bu yarışın içinde her zaman söylüyorum, Fenerbahçe'nin performansı çok fazla beni tatmin etmiyor. Beşiktaş'ın kadro yapısı itibariyle 2 yıl üst üste şampiyon olması, bu yarışta iddialı bir takım olduğuna kanaat getiriyorum. Galatasaray'ın da yeni kurulmuş bir takım, işte zaman zaman tabii Beşiktaş'ın 2-3 kulvarda yarışması onun en büyük handikapıydı. Fakat kadro kalitesi biraz daha fazla ön planda şans olarak onu görüyorum ben. Başakşehir'in de disiplinli, yıllardır süregelen bir oyun anlayışı, işte Abdullah Hoca'ya göstermiş oldukları tolerans derken teknik adam olarak gösterdikleri tolerans çok önemli. Bu tolerans da bu yarışın içerisinde olması, işte uzun haftalar ligde lider olması, liderlikte bir Galatasaray'ın, bir Beşiktaş'ın, bir Fenerbahçe'nin, bir Başakşehir'in Galatasaray'ın olması ligin de güzelliğini ortaya çıkarıyor. İnşallah son haftaya kadar bu yarış devam eder. Yani bence ben bu dört takım arasında yine söylüyorum, her ne kadar Beşiktaş çok fazla kulvarda yarışsa da ben Beşiktaş'ın kadro yapısı ve kadro zenginliği açısından Beşiktaş'ı daha fazla daha avantajlı görüyorsunuz ve Başakşehir Gençlerbirliği maçı da sona erdi. Başakşehir Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve zirvenin sahibi Galatasaray oldu yeniden. Tabii averaj olarak. Averaj olarak Başakşehir. Tabii ikili averaj önemli olacak. İkili averaj da bayağı şimdi onu değerlendirmiyoruz. Şu an değerlendirilmiyor tabii. Zirve Galatasaray'da, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak sıralanıyor. Evet, az önce bir sorun olmuştu. Mehmet Ali Kalay şu an telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar. Mehmet Ali Hocam, sesimiz geliyor mu? Geliyor, çok güzel sesin. Evet hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle tabii sizi yeni aldık, Antalyaspor son haftalarda bir çıkışa geçti. Siz de eski futbolcularından olarak Antalyaspor'la ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi hepinize iyi akşamlar olan kardeşime.
Sizlere iyi akşamlar. Bütün Antalya'ya iyi akşamlar. Herkesin konuştuğu mevzuyu ben konuşmayacağım. Antalya son senelerde altyapıya hiç önem vermedi. Altyapıda bir başarı gösteremedik. Bizim zamanımızda binlerce futbolcu geldi geçti Antalya Spor'da. Orhan Kocam bunu bende daha iyi biliyor. Ne yazık ki son 10 senede bakıyorum, araştırıyorum, soruyorum, takip ediyorum ve bir sene elle tutulacak çocuğumuz yok. Bu da ne? Öğretim yok, tüketim çok. Biz hep hazır futbolcu alıyoruz. Hep hazır futbolcu alıyoruz. Nereye kadar? İnşallah Antalya Spor hak ettiği yere gelecek. Bizim dileklerimiz bu. Evet, tabii altyapı çok önemli. Hani sürekli olarak zaten biz özellikle dilimiz döndüğünce burada bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama... Evet, dinliyorum, söylüyorsunuz. Maalesef, maalesef Türkiye'nin bir gerçeği olarak da, tabii Orhan Hocam da sürekli olarak zaten bu konuya değiniyor ama Türkiye'nin bir gerçeği olarak değil mi hocam? Yani evet. Çok fazla altyapı ön plana gelmiyor maalesef. Zaten Orhan Hocam'la bunu konuşuyoruz. Gün gelecek milli takım oyuncu çıkaramayacak arkadaşım. Sen bu kadar yabancıya niye meraklısın? Niye yabancılar bu kadar aşıyor? Biz kendi çocuklarımızı yetiştirelim. Benim futbol okullarım var. Reklama girmesin diye isim söylemiyorum. Evet. 400-500 tane yakın öğrencimiz var. Çeşitli yerlere gönderiyoruz. Mutlu oluyoruz. Benim zamanımda Antalya Spor'da 11 tane Antalyalı vardı. Daha sonra yine vardı. İsim saymakla bitmez. Ama son 10 senedir maalesef. Çok üzülüyorum gerçekten. Evet. Hayırlısı Allah'a diyelim. Umarız yetkililer bu konuyla ilgili olarak daha artık... Valla yetkililerle birebir de konuşuyoruz. He diyorlar. Ondan sonra eskiden milletvekili kirpitlerin üstüne istekleri yazardılar. Sonra halkın isteklerini çöpe atardılar. Bizim ne yazık ki son başkanlarımız hep böyle. Bizi dinliyorlar, soruyorlar, söylüyoruz önerilerimiz ama maalesef ne yazık ki netice yok. Evet. İnşallah hocam, bundan sonra olur. Umarız. Orhan Hocam bir şey söyleyecek izninizle. Evet, buyurun. Mehmet Ali Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Tabii biz bu konuları çok fazla işliyoruz. Maalesef altyapıdan çok fazla oyuncu çıkarmamak sadece Antalya Spor'un şeyi değil. Türkiye bütün, sorunu evet. Türkiye'nin sorunu. Bu sorun maalesef bütün takımlarda aynı şekilde yaşanıyor. Tabii bu yabancı sayısını kısıtlamadığımız müddetçe hem yerli oyuncular hem altyapıdan oyuncular çıkarma şansımız çok zor olacak. Tabii siz spor okullarında eğer bu oyuncuları bizim altyapılara kazandırırsanız bu çok daha önemli. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir önemli mevzu daha söylemem gerek. Antalya'daki Antalya Spor'da Antalya çocuklarına pek önem verilmiyor. Hep yabancı adam. Mesela bu sakın Türk milleti yanlış anlamasın. Yazılık olsun demiyorum. Senin gibi bir değerli topçu, senin gibi binlerce Antalya çocukları neden hepsi boşta? Neden bunlarla ilgilenmiyor? Bir dakika yabancıya bir çuval para, bir kamyon para vereceğiz. Biz daha ucuz, daha ekonomik kendi çocuklarımızı niye çalıştırmıyoruz? Biliyorsun benim ihtiyacım yok. Kendi adıma konuşmuyorum. Bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum. Lütfen benim arkadaşlarıma önem verilsin. Çok önemli kişiler. İnan dışarıda gelen adamlar da daha başarılı, daha iyi iş yapacaklar, daha büyük başarı göstereceklerinde hiçbir şüphem yoktu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öpüyorum sizden. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sağ olasın. Evet, maalesef yıllardır ya. Birçok kişinin aslında söylediği ama hiçbir şekilde somut adımın atılamadığı konular. Ben katılıyorum şu anlamda, hani Antalyalı teknik adamlara şans verilmesi yönünde değil sadece. Hocam altyapı önemli, futbolcu çıkarmak önemli ama bence futbolcu çıkarmak kadar teknik adam çıkarmak da önemli. Antalyalı veya şuralı olmasının çok önemi yok ama bir elin önce elinizdeki önünüzdeki insanlara değer verin ki bakın, döne dolaşı hep aynı yerlerde İş yapmayalım. Yani Koraycığım çok önemli bir birazdan konu. Birazdan değineceğiz zaten. Evet. Çok ilginç tercihler oluyor. Evet. Alanya Spor'da da çok ilginç tercihler var. Birazdan onlara da yer vereceğiz. Siz söylediğiniz için hemen ben bir tespit yapmak istiyorum. Türkiye'de teknik direktör dışarıya çıkarmamış tek il Antalya. Biliyor musunuz?
Yani il dışına çıkmayan. İl dışına değil. Yurt teknik dışına. Direktör hayır. Teknik direktör çıkarmamış tek il. Pardon. Evet. Antalya. Evet. Hangi ile bakarsanız yani Antep'e bakıyorsunuz 5-6 tane liglerde hocalık yapmış. Hocam belki onu Yusuf Şimşek'e sayabiliriz ama onu da zaten hani, Antalya'da pişmiş büyümüş birisi değil yani Kemer Spor'da oynamış. Sonra Denizli Spor'la özdeşleşmiş o, bir oyuncu. Kendini zaten Denizli Spor'la evet. şey yapıyor hep evet. Özdeşleştiriyor. Yani biz Antalya olarak teknik direktör çıkarmadık. Evet. Ya bilgi birikim olarak hiçbir eksiğimiz yok. Fakat güven açısından o eksikliğimizi her zaman yaşıyoruz. Yani altyapılara bakıyorsunuz yurt dışından hocalar geliyor. Üst yapılara bakıyorsunuz yani en üst düzeyde. Şimdi ne arıyorsunuz? Bence bu konu aslında çok önemli bir konu. Vaktimiz olsa uzun bir evet. şey değineceğim. Fakat yani bir antrenörde veya bir teknik adamda ne arıyorsunuz? Aradığınız vasıflar ne? Bu çok önemli. Yani neden güvenmiyorsunuz? Yani şimdi ben kendimi ön plana çıkarsam yani kendimi empoze etmiş olacağım. O benim karakter yapıma uymuyor. Ama yok mu yani bu işi görevi layıkıyla yapabilecek hem altyapılarda hem üst düzeyde ya bizim neyimiz eksik? Yani ben pazarlama adına konuşmuyorum. Fakat bu benim içimde bir ukdedir. Antalyaspor'da forma giymişim. Milli takımda oynamışım. Fenerbahçe'de oynamışım. 9 defa milli olmuşum. Yani ne arıyorsunuz? Kariyer olarak ne arıyorsunuz? Şimdi bir ismimiz geçtiğinde ya bir takım çalıştırmamış. Ne siz görev vermeseniz nasıl çalışacağız biz? Hocam şöyledir ya zaten normalde iş başvurusunda da bulunurken tecrübeniz var mı? Sorun. Ama bir yerde çalışmadığınız zaman bir tecrübe olmuyor zaten otomatikman. Bir yerden başlayacaksın. Tabii yani bir yerde şey yapacağız. Ben Samsun Spor'da birinci ligde çalıştım. Mucize yarattım. İkinci yıl boşta kaldım. Evet. Yani birine görev vermeseniz ondan verim alamazsınız ki yani bir yerde çalışmamış. Yani ligde hocalık yapmamış. Benim kurs arkadaşlarımın hepsi Süper Lig'de şu anda hoca. Pro lisansa bizde de pro lisans hocam, var. Hocam bir şey söyleyeyim. Bu tabii. Önceki hafta burada Şenol Fidan'ı ağırladım. Kemer Spor'un evet. şu an teknik direktörlük yapıyor. Onunla da benzer şeyi konuşmuştuk. Hocam bence sizdeki sıkıntı şu. Siz futbolu işte son 10 sene içerisinde bırakmış olsaydınız şu an daha farklı bir noktada olurdunuz bence. Benim düşüncem. Çünkü siz Fenerbahçe'de oynadınız. Şenol Hoca işte Beşiktaş'ta oynadı. Son 10 yılda işte mesela Okan Buruk, işte kim diyeyim Hamza Hamzoğlu. Son 10 yılda büyük takımlarda oynayıp da bırakanlar çok daha kolay iş onlar bulunuyor. Avantajlı evet. evet. Neden? Durum... Ama onun bir avantajı şu. Ama milli doğru takım. Demiyorum. Doğru hayır demiyorum. Hayır. Hocaların zaten yapmış olduğu performanslar. Bak ben Hamza Hoca'yı şu anda çok beğeniyorum. Evet. Ve çok takdir ediyorum. Ve tebrik de ediyorum Antalyaspor'a vermiş olduğu. Ben çünkü teknik adam gözüyle takımı değerlendiririm. Yani ben bir taraftar olarak, seyirci olarak gözlemlemem. Ben bir teknik adam olarak gözlemliyorum. Antalyaspor'a çok şeyler vermiş. Evet. Ve tebrik ediyorum. Yani demek ki iyi antrenör olabiliyor. Yani Hamza Hoca onların yani son 10 yılda performansı olarak oyuncu futbolu bırakan hocaları değerlendirdiğimiz zaman milli takımla değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii. Milli takımın göstermiş olduğu başarı onların şu anda ön planda olmasında katkı sağlıyor. Evet. Yani siz görev vermeden ben başarılıyım veya başarısızım o şeyi değerlendirmeyi yapamazsınız. Kesinlikle diyelim. Tabii teknik adamlardan bahsetmişken bugün Alanya Spor'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Gerçekten Saffet Suç bence çok büyük bir hataydı Alanya Spor açısından. Saffet Suç gibi birisini gönderip Hikmet Karaman'ı getirmek bence hataydı. Zaten o yapıldığı gün de bu anlaşmanın yapıldığı gün de dile getirmiştim. Sonuç itibariyle görüldü. 6 maçta 1 galibiyet 5 mağlubiyet alan Alanya Spor düşme hattının en yakın takımı durumunda. Ama isterseniz hocam Trabzon maçına bir gidelim. Biraz vaktimiz var tabii. Tamam. Alanya Trabzon maçından başlayarak aslında süreci değerlendirelim. Aslında bu bağlantılı bir şey. Aslında bunu değerlendirip sonra mı maça gidelim? Önce maçı mı değerlendireceksiniz? Hocam tabii buradan da gidelim. Sıralamayı evet. o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlara rica edeyim o zaman basın toplantısını en son verelim. Hikmet Karaman'la ilgili bir tane istatistiğimiz var. Onu bir ekrana getirelim o zaman arkadaşlara rica edelim. Alanya Spor basın toplantısını sona alalım. Hikmet Karaman'ın bir istatistiğini çıkardım hocam. Şimdi evet. Hikmet Karaman 6 hafta Alanya Spor'da kaldı. Saffet Suzic'le bir kıyaslama yaptım. Saffet Suzic sezonun ilk yarısında aynı periyotta 7 puan toplamış. Tabii iyi bir sonuç değil. 6 maç 7 puan da iyi değil. Ama sonraki dönemde tabii aldığı puanlarla birlikte biraz tırmanışa geçmişti ama bu hocayı gönderip Hikmet Karaman'ı getiriyorsunuz ve sadece
6 maçta 3 puan alabiliyor. Yani bunların içerisinde inanılır gibi değil. Az önce de bahsettik. Karabükspor deplasmanında mağlubiyetle dönüyorsunuz. Evet. Karabükspor'un bu sezon uzun zamandır aldığı, onun bir istatistiğini çıkarmadım ama aldığı tek 3 puan. Belki sezonun ilk 1-2 haftasında aldığı bir galibiyet. Şimdi buna baktığımız zaman Hikmet Karaman geçen yıl ne yapmış? Rizespor'u küme düşürmüş. Küme düşürmüş. Peki Hikmet Karaman hiç boşta kalmış mı bugüne hocam, kadar? 3-5 hafta kalmıştır. En fazla. Tabii. Yani her yıl en az 2 takım çalıştırmış. Tabii. Yani geçen sene bir takım çalıştırdı Rize'yi. 2 yıl evet. Rize'de 1,5 yıl evet. Görev aldı. Onun haricinde baktığınız zaman senede diğer ortalama 2 yıl. Kesinlikle 2 takım çalıştırmış. Şimdi ligde çalışan hocaların genel anlamda, yani şimdi Hamza Hoca'yı falan tenzih ediyorum, onları evet. ayırıyorum. Çünkü Galatasaray'da kupalar almış. Hocam araya bir gireyim. Çok özür dilerim. Onu tenzih ederim. Şimdi mesela tabii. geçen hafta da verdim. Okan Buruk mesela. Evet. Bir önceki sene Sivas Spor'u küme düşürdü. Ertesi sene Süper Lig mücadelesi veren büyük bütçelerle gelen Göztepe'nin teknik direktörü oldu. Göztepe'de başarısız oldu. Göztepe şampiyonluk yarışına geriye düştü. Süper Lig'de Akhisar'la anlaştı. Şimdi onunla bağlantılı hemen tekrar Hikmet Hoca'ya evet, tabii. Evet. Şimdi Alanya Spor bir hocayı gönderdiği zaman neden gönderiyor? Safet Susiçi başarısız diye. Yani diye bir hoca başarısız diye gönderir. Tabii, başarısız diye gönderdi. Şimdi yerine getirdiğiniz hocanın vasıfları ne? Yani öyle bir şey olacak ki zaten Türkiye'deki düzenin bozukluğu bugünkü futbolumuzun kalitesini de ortaya çıkarıyor. Evet. Yani siz tavasutla, birilerinin tavsiyesiyle hoca getiriyorsanız, yani ben Alanya Spor yönetimini yargılama hakkına sahip değilim. Ben genel anlamda Türkiye'nin sisteminle ilgili bu bozukluğa işaret etmek istiyorum. Yani Hikmet Karaman geçen yıl Rize Spor'u küme düşürmüş. Evet. Yılda 2 tane takım net çalıştırabilen. Yani bir yerden gönderiliyorsun. Ben kovulma şeyini kullanmak istemiyorum. O benim meslektaşım olduğu için o kelime beni de çok fazla şey yapıyor, rahatsız ediyor aslında. Yani gönderilmiş bir hocayı, başarısız diye adledilmiş bir hocanın sen başarı bekleme. Yani bu bana göre biraz saçma. Yani bu haftaya kadar... 6 önce bir takım düşürmüş bu hocam. Bir de yani performansına baktığın zaman hiçbir takımda böyle çok üst düzey bir performans göstermemiş hoca evet. olarak. Ha bir Rıza Hoca'yı şey yaparsan, Rıza Hoca gelmiş bizi son sıradan almış. İşte üst sıralara evet. Avrupa yarışına sokmuş bir hoca olarak değerlendirebiliriz. Hocam Rıza Çalınma'yı tabii yani, Denizli Spor'da önemli işler başardı. Tabii ki Osmanlıspor o dönemki adıyla Ankara Spor'da başarısı oldu. Var. Tabii. Ama ya bakıyorsun yani Hikmet Karaman hiç boş kalmamış. Bakıyorsun yani isim vermek de aslında hiç meslektaşlarımız olduğu için hoşuma gitmiyor. Ama Yılmaz Vural yani... Hocam Giresun'la anlaştı. Bıraktı işte yani, gönderdiler. Bursa Spor'la görüşüyor. Çok özür dilerim. Ya buyurun yani bu Bursa kadar Bursa Spor'la görüşüyor. Ya böyle bir saçma bir düzen olabilir mi ya Koraycığım yani? Böyle bir şey mantık almıyor ya. Adam 17 tane takım düşürmüş. Her yıl 4 tane 5 tane takımın listesinde. Ya Bursa Spor şimdi kurtarmak için onu alacak. Ya bana o kadar tezat geliyor ki. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Hocam söylenecek şey var. Söylenecek şey şimdi resmi bir açıklama olmadı ama Alanya Spor'un Hikmet... Zaten ben şunu söyleyeyim hocam. Yani bilmiyorum siz bana katılır mısınız da Safiye Susiç gibi bir ismi gönderip yerine Hikmet Karaman'ın gelmesi zaten başlı başına tezat. Hani Hikmet Karaman'ın gelmesi bence tezat ama Safiye Susiç'i ben gerçekten beğendiğim bir teknik adam. Sadece bu Alanya Spor performansı ile ilgili söylemiyorum. Çok beğendim bir hoca. Onu gönderip yerine Hikmet Karaman'ın alması biraz bence vizyon meselesi. Yani bana göre de yönetim bazında çok özgür hareket etmiyor yönetimler. Biraz siyasi, biraz bir yerlere bağlantılı şekilde tavsiyelerle hareket ettikleri için çok fazla da suçlamak istemiyorum ama maalesef özgüven eksikliği var. Evet, şimdi Hikmet Karaman derken Hikmet Karaman'ın performansından bahsettik. Şimdi resmi açıklama olmadı ama prensip anlaşmasına varıldı Alanya Spor'la Mesut Bakkal arasında. Şimdi Mesut Bakkal da aslında benzer özellikte bir teknik adam. Hiç boş az kalmıyor. Önce bahsettiniz evet yani çok ciddi bir başarısı yok. Mesut Bakkal bu sezon Gençler Birliği'nde görev almış. Onun da bir çıktığı maçların bir istatistiği vardı. Onu bir ekrana getirelim. 9 maça çıktı bu sezon Mesut Bakkal Gençler Birliği'nin başında.
Hocam 9 maça çıktı ve 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tek beraberliği Akhisar deplasmanından. Gençler Birliği ile Beşiktaş'ı mağlup etti. O önemli bir başarı olarak dikkat çekebilir. Gençler Birliği ile Başakşehir. Yani şampiyonluk yarışında olan iki takımı yenip Akhisar deplasmanına beraber kalmış. Ama onun dışında Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor, oradan baktığımız zaman Yeni Malatya, Galatasaray, Kayseri, yani hepsine kaybetmiş. 9 maçta sadece 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilmiş. Yani çok düşük bir oran tabii. Kurs maç başına 1 puan bile değil. Benim kurs arkadaşım Mesut, biz beraber bitirdik İzmir'de teknik direktörlük al kursunu. Sevdiğim bir arkadaşım. Fakat şimdi baktığınız zaman gerçekten düzen çok bozuk. Yani bir takım bir şey başarıyla endeksli olması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir takımı kümede bırakmaksa siz o vasıflarda bir antrenör almanız, bir teknik adam almanız gerekiyor. Yani siz değerlendirmeye bakıyorsunuz, bir Başakşehir Beşiktaş'ı yenmiş. Evet. Ya iyi zaten, bir başarı tabii o marka. Tabii yani şampiyonla oynayan iki takımı yenmişsin. Ama diğer takımlara hep yenilmiş ve berabere kalmışsın. Bir beraberliği var hocam. Bir beraberlik, hepsine yenilmişsin. 6 mağlubiyet 9 yani maçta. Bir de Gençler Birliği sondan ikinciydi bıraktığında. Tabii. Ümit Özel zaten geldiği tabii. Zaman hocam hatırlıyorum ben. Üçüncü haftada Mesut Bakkal'a bırakmış, sonra tekrar göreve geldi. İşte ben de bir devrettim ama dedi hani o dönemde takım hiç çalışmamış, iflas etmiş takım gibi benzetmede bulunmuş. Yani takım futbolculardan bahsediyorum çalışma anlamına, yani onu eleştirmişti o dönemi. Şimdi son çıkan hocaların haricinde baktığınız zaman aynı döngü. Evet. Bir hoca bırakıyor, öbür tarafa gidiyor. Evet. O bırakıyor, öbürüne gidiyor. Evet. Yani bu düzen olduğu müddetçe zaten başarılar da hep geçicidir. Aslında hocam Alanyaspor farklı bir yol izliyordu bana göre bugüne kadar. Ben de zaten ben de onun hayal kırıklığını yaşıyorum. Yani Hasan Başkan gibi tecrübeli, futbolun içinden gelmiş birinin böyle hataya düşmemesi gerekiyordu. Şimdi aynı yanlışı yaparsa tekrar bir yanlış daha yapmış olacak. Evet. Yani bence bir yanlışın üstüne ikinci bir yanlışı yapmaz. Kesinlikle katılıyorum hocam. Evet. Yani Mesut Bakkal yani çok fazla performansı da ortada, yani istatistik ortada. Yani daha önce ne yapmış? O da çok birileri önemli. Tavsiye ediyor. Koraycığım yani bizi tavsiye eden o hiç olmadı. Ya bir de bizi bir tavsiye etseler. Ama hocam futbolu tavsiyeye ne kadar ihtiyaç var ki? Ama yani işte siz zaten her şeyi görüyorsunuz. Her şey yani, hani bilinmeyen, takip edilmeyen bir mecra değil. Hani siz işte ben işin esprisindeyim. Tezgahtarlık yapmıyorsunuz evet. Ki bak o iyi tezgah, iyi satış görevlisidir diye birinin tavsiye etmesi gerekiyor. Tabii anlıyorum ben sizi. Ben espri yaptığım tabii. için yani bu şeyi hep birileri tavsiye ettiği için evet. Zaten bu döngü devam ediyor. Yani bakıyorsunuz renkli sima diyor. Futbolun en renkli siması diyor. Yılmaz Buran. Ya ben film çevirmiyorum ki arkadaş ya. Ne renkli siması? Ben renkli sima aramıyorum ki. Beni başarıya götürecek hoca arıyorum ben. Futbolcunun inandığı hoca arıyorum ben. Futbolcunun sevdiği hoca arıyorum ben. Futbolcunun bu derece performansının gözle görülür yükseldiği Hamza Hoca'yı arıyorum ben. Ben Antalyaspor'dan çok memnunum şu anda. Kesinlikle. Yani gözlemliyim bakıyorum Antalyaspor'da arkadaşlık üst düzeyde hocasına inanmış var. Hocam o dönemde tabii, Hikmet Karaman'da da Antalyaspor'la geçiyordu. O dönemde bayağı bir git gel yapıldı aslında. Hikmet Karaman hem Antalyaspor hem aynı dönemde teknik adam arayışları vardı. İki tarafa da çok gitti ya geldi. Ya işte Hikmet Karaman'ın bir avantajı var. Hikmet Karaman almadı, Hamza Hamzoğlu'nu aldı. O arkadaşımızın bir avantajı Fatih Terim'in mimiklerini çok iyi yapıyor. O mimikleri yaptığı için belki tercih olarak belki o şeyde onun biraz ön plana çıkarmakta faydalı oluyordur bence. Evet hocam, isterseniz bu konuyla ilgili evet. Söyleyecek sözleriniz varsa alalım yoksa maça geçelim. Yani ben Hasan Başkan'ın tekrar yanlış yapacağına da inanmıyorum. Yani çünkü Mesut Bakkal olmamalı Mesut mı? Mesut Bakkal bence olmamalı. Yani bir hatanın üzerine ikinci bir hatayı yapmayacaktır. Daha böyle hani Alanyaspor'u çünkü Alanyaspor şu anda bana göre Karabük'ten sonra performans olarak göstermiş Wagner Love'ın gidişi %50 bir defa şeyini düşürdü. Alanyaspor'un gücünü düşürdü. Bu ortamda daha böyle takımı ileriye taşıyabilecek ve ligde bırakabilecek bir hocaya ihtiyacı var. Bu hoca tercihi bence ikinci bir yanlış olur. İnşallah bu yanlışı yapmaz. Hocam en basını hücum gücü gerçekten çok düştü. Konyaspor maçı
Alanyaspor'un kaybettiği, 2-1 ile kaybettiği, 2-1'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani o maçta Wagner'le olsaydı Alanya 5 olurdu. Yani, inanılmaz goller kaçtı. İnanılmaz goller kaçtı tabii ama tabii bir oyuncu gitmek onu, istiyorsa da tutamazsınız. Yani. O açıdan bir yönetim hatası yok bunda. Tabii, kesinlikle. Yani ona diyecek bir şey yok. Evet. Ona diyecek bir şey yok. Çünkü Wagner'lar da tabii belli bir yaşa gelmiş. Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Belki ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacaktı. Tabii. O avantajı yakaladı. Evet, Alanyaspor evinde Trabzonspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Tabii bu da Alanyaspor'da büyük stres yarattı diyebiliriz. Özellikle 1-0 uzun süre önde götürdü ama 1-1 gördükten sonra takımda bir telaşlanma oldu Alanyaspor'da. Hocam isterseniz maç son açıklamalarına bir göz atalım. Tabii. Hikmet Karaman'ın son maçıydı Alanyaspor adına, son açıklamaları oldu. Hikmet Karaman ve Alanyaspor adına da Rıza Çalınbay'ın açıklamaları var. Onları bir izleyelim, sonrasında yeniden burada olalım. Tabii hiç beklemediğimiz bir sonuç. Çünkü maçtan önce camiye olarak galibiyete veya en azından kaybetmemeye odaklanmıştık. Golü bulduk 1-0. 1-0'dan sonra 2 yapacak pozisyonlarımız var. Devreye 1-0 girip hem topu biraz ayağımızda tutup ikinci yarı için hem de rakibin oyunu riske edeceği bölümlerde ikinci golü bulmayı düşündük. Fakat ilk yediğimiz gol, yani basit bir gol yedik. Burada bireysel eleştiriden çok o pozisyonda gol olmaması lazımdı. Yani fazla da dile getirmek istemiyorum çünkü çok rahat bir toptu. İki oyuncumuz baskı yapıyordu. O top gol olduktan sonra oyuncularımızın hakeme olan itirazı var. Ve hakeme olan itirazdan sonra o süreç içerisinde maç bitene kadar Alanyaspor oyuncularının hakeme olan güvenini kaybetmesi bizim açımızdan oyunu strese ve ilerleyen dakikada bir an önce gol bulmaya zorladı. En azından kaybetmemek zorundaydık. Bir puan da bizim açımızdan çok önemliydi. Belki hem hafta içi hem maçın içerisinde vermiş olduğu aşırı stres bizi bir an önce gole itti. Şu anda maç bitmiş durumda. Nihayetinde Trabzonspor önemli oyunculara sahip. İyi bir takım. Bunu değerlendirmek istedik. Beceremedik. Evet, maç son açıklamaları bu şekildeydi. Hikmet Karaman'ın son açıklaması oldu. Biraz hakemi yani eleştirmedi ama futbolcunun hakeme güveni kalmadığı yönde. Ama şu vardı hocam, gerçekten 1-1'den sonra futbolcuların şuursuzca bir hakeme tepkisi vardı. Yani mesela iki tane sarı kart topu yere vurmaktan oldu. 1-1'ken iki tane hakem kararı sebebiyle topu yere vurdular. İki tane ayrı sarı kart çıktı. Ama ona götüren faktörler var yalnız. Yani bir sarı kart şeyden almıyorsun hemen böyle. Çok ucuz almıyorsun. Hakemin gerçekten ikili şeylerde, avantajlarda hepsi şeyini Trabzonspor lehine kullandı. Tamam hocam, topu yere vurmak çok... Tamam ama yani şimdi sizi oraya iten faktörler var diyorum. Yani muhakkak ki çok, o kadar basit sarı kart görmemek gerekiyor. Fakat hakem, ben maçı genelde hepsini izledim. Gerçekten hakem ikili kararlarda avantajları hep Trabzonspor'dan yana kullandı. Yani belki Hikmet Karaman o konuda biraz haklı ama tabii yani neticede bir konuda haksız. Yani Trabzonspor'un kadrosu açısından çok iyi filan değerlendirdi. Bence Rıza Hoca gerekli transferleri yapamadı ara transferde. Onda da bir sıkıntı vardı Trabzonspor adına. Trabzonspor çok alternatifi olan bir kadrosu yok. Yani bu elindeki kadroyla... Yani bir Burak Yılmaz kart cezalısı olduğu zaman yerine oynatacak oyuncu bulamıyor. Evet. Yani
baktığın zaman kadro zenginliği olmayan bir takım Trabzonspor. Yani Rıza Hoca'nın da elinde çok böyle ahım şahım bir kadro yok. Ona rağmen de bence başarılı. Yani Rıza Çalınbay mı başarılı? Bence kesinlikle elindeki kadro yapısı, Trabzonspor'un şu andaki performansı açısından ben Rıza Hoca'yı başarılı görüyorum. Hocam ben size katılmıyorum. Olabilir. Bu benim şahsi fikrim. Tabii ki kesinlikle. Tabii. Ama yani bence Trabzonspor'un kadrosu çok kötü değil. Benim düşüncem tabii. Yani bana ya göre hocam, de... hücum hattına bakar mısınız? Yani Burak tamam, Burak Yılmaz dışında skora götüren çok fazla oyuncu yok görürüz ama yani elinizde Sosa, geçen sezon mesela ben her ne kadar beğenmesem de müthiş bir Olcay Şahan var Trabzonspor transfer olduktan sonra. Okay Yokuşlusu var savunma hattının önünde. Yusuf Yazıcısı, Abdülkadir Ömür'ü müthiş bir performans sergiliyor. Hugo Rodeiras'ı bu Süper Lig'in en iyi golcülerinden bir tanesi olarak gösteriyorduk Akhisar'dayken. Evet, peki bunların yerine biri cezalı veya sakat olduğu zaman bana ikinci bir oyuncu söyler misin? Hocam Rodeiga oynamıyor yani mesela. İkinci oyuncu Rodeiga. Tamam Rodeiga. İşte Olcay Şahan oynamıyor mesela yani, yedek. İşte Okay Burak Yılmaz oynamadığı zaman da Rodeiga o şansı yakaladığında o performansı da göstermiyor. Ama burada biraz daha teknik adam özelliğinin ön plana çıkıp onları biraz daha hazır bekletmesi. Yani hazır işte elinde bir Burak Yılmaz varken Rodeiga'ya da şey yapamıyorsun, şans veremiyorsun. İkili santrofor da oynama şansın tabii. Yok yani iki aynı yapıdaki oyuncuyu. Aynı anda da sahaya süremiyorsun. Yani bana göre elindeki kadro yapısı itibariyle Trabzonspor bu maç için değerlendirmiyorum. Genel olarak değerlendirdiğimizde hocam, belki sıralamada üst sıralarda değil ama yani yapmış oldukları ikinci yarıdaki transfer yapamamanın vermiş olduğu handikaplarında. İkinci yarı kimse yapamadı ama zaten. Yani yapamadı da ya, neticede kadro yapısı açısından bence Rıza Hoca elindeki yapıyla başarılı. Vallahi ben de başarısız görüyorum hocam. Tabii o sizin görüşünüz, bu benim görüşüm. Ben Trabzonspor'un, yani Kayserispor'dan yine de iyi kadrosu var sonuçta baktığınız zaman. Kayserispor'un da altında. Hani Göztepe ile başa baş, Sivas'la başa baş gidiyor. Yani o anlamda ben Trabzonspor'u... Yani siz onlarla çok... mukayese ettiğiniz zaman diyorsunuz başarısız. Lazım, tabii üstünde olması gerekiyor. Hani siz neticede Trabzonspor'dur. Forma dediniz ya, bir puan önde olur. Hani bu takımlar, yani tamam... Beşiktaş, Fener, Başakşehir, Galatasaray'ın yakınına gelmemesi normal, ona bir şey demiyorum ama en azından bu takımlar yarışın içerisinde olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ben böyle düşünüyorum hocam. Tabii hocam az da bir süremiz kaldı. İsterseniz tabii haftanın en önemli karşılaşması olarak derbiyi de ifade edebilir. Siz de eski bir Fenerbahçeli futbolcu olarak bu karşılaşmayla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz. İlk 30 dakikada iyi bir performans sergilemiş Fenerbahçe vardı. Sonrasında tamamıyla sağdan rakibini silen bir Beşiktaş vardı. İlk 45 dakika açısından Fenerbahçe Başakşehir maçında gösterdiği performansı gösteremedi ama yine de Beşiktaş'tan korakor mücadele etti ve daha üstün bir oyun performans gösterdi. Şimdi ben burada teknik adamların müdahaleleri çok önemli. Şimdi bir teknik adam Şenol Güneş'i ben çok tutuyorum. Yani milli takımda gösterdiği başarıdan sonra ben çok tutuyorum. Şenol Güneş'in müdahaleleri belki hani aşı tutmazsa tersini de konuşuyor olabilirdik. Hani yapmış olduğu değişiklikler hatalı da diyebilirdik. Fakat aşı tuttuktan sonra değerlendirmemiz farklı olması gerekiyor. Ama aynı şeyi karşılığında paratı göstermedi Aykut Kocaman. Şimdi ben teknik adam olarak diyorum ki oyunda aksayan bir oyuncum varsa ben 15. dakikada da oyuncu değiştiririm. Şimdi bir kural var mı? 60. dakikaya kadar ben oyuncu değiştirmeyeceğim. Ama hocam, 60'ta oyuna müdahale edeceğim. Şu da var ya şimdi İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasıyla birlikte biz zaten ya oyuncu değişikliği hakkı boşa gitti. Yani ikinciyi de yapıp ikinci yarıda yani daha büyük sıkıntıya ama girebilir bakın, diye düşünmüş olamaz mı? Sirkülasyon etmiş bir Beşiktaş'ı durdurabilmek için oyunu ileride tutabilecek oyuncuya ihtiyacınız var. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Yani illa 80. dakikaya kadar bekleme, bir de 90 artılarda oyuncu değiştirme şeyleri var Aykut Hoca'nın. Yani ben oyuna müdahalelerde biraz Aykut Hoca'yı zayıf gördüm. Ki geçen maçlarda da aynı şekilde. Hep geç müdahale şeyde, oyuna müdahalelerde çok geç kalıyor. Şenol Hoca şeyleri satranç taşı gibi çok iyi oynadı. O futbolcularda ikinci yarıda erken gelen gol de aslında Beşiktaş'ın o performansı göstermesinde etkendi. Tabii. İkinci yarı bir derbi maçı çok bir takımın çok ikinci yarı ezilmiş, bir takımın da üstün bir performans
göstererek galip gelmesiyle sonuçlandı. Neticede bir derbidir. O derbilerde ben de çok yaşadım. Yer aldınız, evet. Tabii. Yani güzel derbidir. Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor. Kesinlikle ve şampiyonluk yarışta yeniden hem dediğimiz gibi küme düşüm hattı da gerçekten şu an itibariyle Gençlerbirliği de bir puan aldı Başakşehir deplasmanından ve puanını 26 yaptı. Şimdi hemen şöyle bir bakacak olursak hocam 12. sırada Bursa var 27. Altında sırayla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Alanyaspor, Konya, Osmanlıspor, Karabük'ü saymıyorum. Karabük çok altta kaldı çünkü. Gerçekten bu takımların kıyasıya bir mücadelesi olacak gibi görünüyor. Üst tarafa baktığımız zaman da Kayserispor'u koymuyorum tabii. Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında ciddi bir mücadelesi olacak. Son yıllarda görülmemiş belki de en güzel şampiyonluk yarışı ve düşme potasında. Gerçi Karabük de biraz asılsaydı belki daha heyecanlı olabilirdi ama sanki şampiyonluk potası tabii ki zaten en az iki takımla gidiyordu. Dört takımı çok fazla görmemiştik ama orası öyle gidecek gibi. Aşağı tarafta da işte Bursa, Gençlerbirliği, Antalya, Alanya, Konya, Osmanlı bu 5-6 takım içerisinde bayağı bir son haftalara kadar en azından son 2-3 haftaya kadar gidecek bir mücadele olacak gibi görünüyor. Tabii Antalyaspor'u ben bu anlamda biraz daha şanslı görüyorum. Sanki o gösterdiği performansla yani yükselen bir performansıyla birlikte, grafiği yükseltmesiyle birlikte sanki oradan daha kolay sıyrılabilecekmiş gibi de bir izlenim var bende. Ben şöyle değerlendireyim. Karabük, aynen size katılıyorum. Karabük bir defa düştü. Yani düştü matematiksel olarak değilse bile performans olarak o şeyi kabullenmiş gibi. Bunun yanında Osmanlı Spor'u da ben çok motive görmüyorum. Yani maça baktığınız zaman maça asılan, maçı kazanma azmiyle çok daha fazla saldıran bir Osmanlı Spor'u da görmedim. Yani Antalya Spor maçını değerlendirdiğimiz zaman yani bazı şeyleri sanki kabullenmişler gibi bir hava esiyor Osmanlı Spor'da. Yani iki takımı ben bir defa Osmanlı ve Karabük'ü... Karabük gitti diyorsun. Gitti diyorum. Bunun yanında bu yarışın içerisinde, düşmeme yarışının içerisinde Antalya Spor'u görmek istemiyorum. Ki gösterdiği performans da Antalyaspor biraz daha sıyrılacak gibi görünüyor. Alanya, Konya, belki Gençlerbirliği. Bursa var yani yakın olarak. Bursa bir şampiyonluk yaşadığı için biraz geçen daha... Geçen sene de kıl payı kurtardı. Ya biliyorum evet. Ama işte o kıl payı kurtarmasının nedeni de bir şampiyonluk yaşamasıdır. Evet. Biraz daha inancını artırıyor. Biraz daha lige asılmasını daha fazla motive ediyor. Evet. Ben bir şampiyonluk deyip de geçmeyeceksin. Tabii bir takım o şeylerde Trabzonspor örneğini yaşadığımız zaman yani en büyük örnek Trabzonspor'dur. Evet. Yani ben Konya, Alanya ve Gençlerbirliği arasında üçüncü takımın geçeceğine inanıyorum. Biz Antalyaspor olarak bu yarışın içerisinde olmayacağız. Ben Gençlerbirliği'nde oradan. Sanki evet. Orada en çok mücadele edecek takım olarak ben de Alanya ve Konya'yı görüyorum. Konya'nın da tabii devrasını yaptığı, hücum hattını özellikle yaptığı takviyeler çok önemli. Bu arada da hücum hattına takviye yapmış demişken Ali Çamdalı ile yollar ayrılmış Konya Spor'un. Hatırlayacaksınız en son kupa maçının ardından, özür dilerim ligdeki Beşiktaş maçının ardından özür dilerim. Devre arası yapılan transferleri eleştirmiş. Sosyal medyada bir eleştirisi vardı, evet. Samuel Eto'yu özellikle isim vermeden eleştirmişti ve sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş, bu bilgiyi de aktaralım. Konya Spor ve Alanya Spor arasında geçeceğini düşünüyorum ben de son düşme yarışının. Hocam artık biz ailen sürenin sonuna geldik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben tabii teşekkür ki ilerleyen ederim. Haftalarda yeniden sizi ağırlamak isteriz. İnşallah. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah. Yeniden tabii sizi aramıza göreceğiz. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, biz ailen sürenin artık sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız kare çizgisine. Tabii ama hafta içerisinde yine ana haber bülteninin ardından Kozaspor'la karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.
akşamlar. Bir pazartesi günü daha yeniden karşınızdayız. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca Antalya Spor ve Alanya Spor konuşacağız. Evet, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadeleleri artık sona eriyor. Şu an oynanan Gençler Birliği, Başakşehir Gençler Birliği karşılaşmasıyla sona erecek. Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Golün sahibi Emanuel Adebayor'du. Evet, tabii bizim için önemli olan karşılaşmalar Antalyaspor'un Osmanlıspor deplasmandaki mücadelesi ve Alanyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Tabii bu karşılaşmalardan bir tanesinden nispeten iyi sonuç aldık diyebiliriz. Osmanlıspor karşısında Antalyaspor 1 puanla döndü deplasmandan. Hem Konyaspor'un hem de tabii ki dost takım olmasına rağmen düşme hattındaki rakiplerinden olduğu için Alanyaspor'un kaybetmesi, Konyaspor'un kaybetmesi, Karabükspor'un kaybetmesi ve düşme hattında yer alan diğer takım olan Osmanlıspor'la da puan farkının korunması yönünden olumlu bir hafta oldu diyebiliriz Antalyaspor için. Ama Alanyaspor için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Alanyaspor maalesef evinde Trabzonspor'a 2-1 ile kaybetti. 1-0 öne geçmişti ama son dakikalarda maçın son bölümlerinde yediği gollerle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı ve düşme hattının hemen o sıcağını hissetmeye devam etti. Tabii bu karşılaşmaların detaylarını konuşacağız. Hem Antalyaspor'un hem de Alanyaspor camiasının yakından tanıdığı bir isim Orhan Kapucu ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet, Antalyaspor'da futbolculuk yapmış, Alanyaspor'da tabii teknik adamlık evet. görevini üstlenmiş bir isim olarak. Her iki camiaya da yakınsınız. Hocam, sizin yorumlarınızı almadan önce isterseniz Antalyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçıyla başlayacağız ama evet. hocaların bir açıklamalarına göz atalım isterseniz. Antalyaspor adına Hamza Hamzoğlu, Osmanlıspor adına da İrfan Buz'un açıklamalarına bir bakalım, sonra sizden yorumlarınızı tamam. alalım. Maç son açıklamalarını bir izleyelim, tekrardan burada olacağız. Her iki takım için de zor bir maçtı çünkü bulunan konum itibariyle stresle oynanan bir maç. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı olduğu ama maalesef iki takımdan da kazanan olmadığı bir maç oldu. Maçı değerlendirecek olursak maçın başında iyi başladık. Yani ataklarımız oldu üst üste ama orada gol bulmalıydık. Golü bulmakta sıkıntı yaşadık. Daha sonra tabii yaşadığımız bir penaltı var. Mağlup duruma da düşebilirdik. Yani sonuç itibariyle baktığımızda çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemeyeceğim bugün. O yüzden de çok mutlu değilim. Çünkü takımımın daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Bu potansiyel var bizde. Ama bugün o potansiyeli ortaya koyamadık, çıkaramadık. Bunun için biraz düşünceli ve üzgünüm. Yoksa deplasmandan, rakibimizden burada bir puan almak bizim için önemli. Hem aramızdaki durumu korumuş olduk. Hem dün kaybeden takımlarla aramızdaki puan durumunu bir puan daha yukarıya taşımış olduk. Kazançlı gibi görünüyoruz ama çok daha iyisini yapmak zorundayız. Yani ilerleyen haftalarda çok daha zorlaşacak maçlar. Hiçbir zaman ben bir puana razı olan bir hoca değilim. Yani her zaman kazanmak için sahada olmayı düşünen bir hocayım. Ama oyun onu getirdi. Yani oyunun gidişatı onu getirdi. Çünkü kaçan bir penaltı var. Belki bizim oyuncularımız da kazanmak isterken kaybetmeyelim düşüncesi hakim oldu. Ama bu süreçte tabii kazanamıyorsak kaybetmemek de önemli bizim için. Çok önemli bir Antalya müsabakasına çıktık kendi sahamızda. Kazanmak istiyorduk. Kazandığımız takdirde bu kırmızı çizginin biraz üstüne çıkacaktık. Çok çetin geçen bir mücadele var burada. Baktığınız zaman takımlarla ilgili. Her hafta puanların çok önemli olduğu, telafisi olmadığı haftalar var burada. Şimdi baktığınızda biz gerçekten çok istedik. İçeride kazanmak istedik. Pozisyonlarımız da vardı. En net pozisyon tabii ki penaltı pozisyonu. Penaltıyı gole çevirmiş olsaydık buradan galip ayrılacaktık. Ama futbolda oluyor. Maalesef onu gole çeviremedik. Derken tabii ki önemli burada. Kendi rakibimize karşı da oynuyoruz. Şimdi komple açıp da pozisyon verdiğiniz zaman burada maçı da kaybedebilirsiniz. Öbür taraftan da risk de alabilirsiniz. Hamlelerimizi ona göre yapmaya çalıştık. Daha riskli, daha farklı da oynayabilirdik ama aynı zamanda da rakibe de bu avantajı sağlayabilirdik. O yüzden bir puanla ayrıldık buradan. Üzgünüz tabii ki.
Maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Hamza Hamzoğlu bir puana razı olmam hiçbir zaman dedi hocam, ama tabii bu karşılaşmanın özeline bir puan iyi bir sonuç. Hamza Hamzoğlu da bunu dile getirdi zaten. Öncelikle isterseniz Hamza Hamzoğlu geldi. Antalyaspor küme düşer. Özellikle borç yükünden dolayı transfer de doğru dürüst yapamadı zaten, evet, devre arasında. Sadece sayabileceğimiz bana göre Hakan Özmert'i aldık vesaire, ama evet, Eto'nun yerini doldurmak açısından Süleyman'ı Dukara'yı transfer etmişti. Bu anlamda iyi de takviye yapamamalarına rağmen düşer denen Antalya Spor tabii ki şu an hala düşüm hattının yakınında, ama puan farkını her geçen gün açan bir görüntüsü var. Şu an düşüm hattı arasındaki puan farkı 4. Konya Spor var 16. sırada ve öncelikle bu isterseniz geride kalan bir 6 hafta, yani ikinci yarı anlamındaki, evet, 6 haftayı Hamza Hamzoğlu'nun performansı olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi zaten ben Osmanlı maçından önce Hamza'nın geldikten sonraki süreci değerlendirmek istiyorum. Şimdi Hamza Hoca geldiği zaman küme düşme şeyinde, sıralamasında sondan 3. takım, evet, net hatırlıyorum. 2 tane kayıp maç var. Biri Beşiktaş, biri Galatasaray. Onun haricindeki maçlara baktığımızda net galibiyetler. Bunun yanında hocanın getirmiş olduğu bir sistem var. Yani bir Eto gitmiş takımda, evet, işte Nasri'nin, Maikon'un, Menez'in bunların takımdan gönderilmesi ve mali bir krizinde takımda baş göstermesinden dolayı transfer de yapılmamış. Tabii baktığınız zaman kaos içinde bir Antalyaspor'un en önemli hoca problemini çözmesi gerekiyordu ki isabetli bir karar vermişler. Evet. Neden isabetli bir karar vermişler? Hamza Hoca'nın geldikten sonraki süreçte takımı izlediğimiz tüm maçlarda takımın ivmesinin yukarıya doğru çıktığını gözlemliyoruz. Evet. Net. Yani takıma bir hoca eli değdiğini net şekilde görüyoruz. Evet. Bunun örnekleri de daha önce oynamayan oyuncuların şu anda 11'de bile sırıtmadan gayet performansları üst düzeyde. Yani baktığınız zaman bazı oyuncular daha sonradan son 10 dakika 15 dakika, evet, oyuna giren oyuncular şu anda 11'in değişmez hocam oyuncuları olmaz. Hocam Nazım Sangare'yi sayabiliriz. Mesela bu maçta Yekta ilk 11 çıktı. Evet. Her ne kadar sonradan oyundan çıkarmış şimdi olsa da. Nazım'a geleceğim. Emre Güral'ı, Emre Güral'la ilgili önemli bir, evet, tespit aslında bu. Yani Emre Güral'ın performansı gözle görülür derecede bir yükselme gösterdi. Bu da Hamza Hoca'nın gelişiyle ilgili. Çünkü takım oyunu oynadığını, kendine olan özgüvenini sahaya yansıttığını net görüyoruz. Yani şimdi baktığımız zaman Kayseri maçında performans üst düzeyde. Yani Beşiktaş Galatasaray maçını tekrar ayrı tutuyorum. Çünkü onlar Antalyaspor'un rakibi değil. Evet. Yani Antalyaspor kendi standardında o çizgide olan takımlardan alacağı puanlar kümede, çok daha önemli. Tabii kümede kalıp kalmamasıyla ilgili çok önemli. Şimdi Osmanlı maçına geldiğimiz zaman tekrar bakıyorsunuz. Yani Galatasaray maçında o ilk yarıda bir hatası var. Ona değinmek, evet, istiyorum. Yani Galatasaray'da işte şampiyonluk yaşamış, kupalar almış bir hocanın o şeyle, duyguyla çıkması gayet doğal. Galatasaray'a karşı oynayacak. İşte galibiyet parolasıyla çıkıyor. Yani bazı takımlara karşı oynadığınız zaman biraz haddinizi bileceksiniz. Evet. İkinci yarı o haddini bildi ama Galatasaray maçının ilk yarısının haricindeki tüm maçlardaki hoca elinin değdiği taktiksel olarak oyuna müdahalelerin hepsinde Hamza Hoca'nın parmağı var. Yani takımdaki düzenin, takımdaki oyun düzeninin, oynanan oyunun bir hoca vasıtasıyla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Net olarak gözlemliyoruz. Bu en son Osmanlı maçına geldiğimizde, şimdi rakip sizin 3 puan altınızda, yendiği takdirde eşitleşecek puanlar. En azından o puan farkını koruma adına 4 puan fark var. 5 puan. Yani 2 puan yaklaşmış olacaktı. Yani 5 puan farkı korumak çok önemliydi. Ben aslında Antalyaspor'un bu korkulu rüyayı göreceğine artık inanmıyorum. Yani düşme korkusunu yaşayacağına da çok fazla inanmıyorum. Neden derseniz, Hamza Hoca'nın gerçekten takıma çok güzel bir özgüven verdiğini görüyoruz.
Yani hocam zaten hücumadan... yani ilk 10 dedi. Hani biz de ilk 10 içerisinde olmamız lazım dedi. Burada da konu kaldığınız zaman. Evet izledim orada söylemişti. İçerisinde olmamız gerekir dedi. Yani bu... hedefleri yükselten ligde kalsak başarıdır dese bile şu an onu yadırgamazlarken ilk 10 dedi. Yani çok tabii aslında. Bir hedef belirlerken siz oyuncularınızı da oraya motive ediyorsunuz. Çünkü bariz görünüyor yani oyunculardaki kazanma hırsı, oyun disiplini. Eskiden çok pozisyon veren Antalyaspor. Hocam sözünüzü kesiyorum ama şimdi sezon başına baktığımız zaman her ne kadar faydalanamamış olsa da sezon başındaki ben Rıza Çalınbay'ın açıklamalarını da hatırlıyorum. İşte elinizde dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Her ne kadar beklenen performans sergileyememiş olsa da elinizde Jeremy Menez gibi, Samir Nasri gibi, işte Sandro Ranieri gibi, Samuel Eto'o gibi isimler varken de Rıza Çalınbay hedefimiz ilk 10 içerisinde ligi bitirmektir diyordu. Şimdi evet. Baktığım zaman bu isimlerin hiçbiri yok. Dediğiniz gibi az önce sezon boyunca doğru dürüst süre alamamış oyuncular şu anda kadroda. Şimdi hedef ilk 10 deniyor. Yani bu iki teknik direktör arasında bir hani vizyon farkı mı aslında ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani nasıl yorumlarız aslında? Gerçekten baktığımız zaman bir tarafta şimdi çok kaliteli bir kadro, diğer tarafta... Aslında hakkını yememek gerekiyor. Rıza Hoca'nın da yani bu hedefi belirlerken takımına olan güvenini ortaya koyuyor da Rıza Hoca'nın elindeki kadro aslında şimdiki kadrodan çok iyi değildi. Yani bir Eto'yu çıkarsanız onun haricinde gelen oyuncuları zaten daha önceki programlarda da değerlendirdiğimizde oyun düzenini bozan oyunculardı. Hocam ben ama bu konuda katılmıyorum işte size. İşte sizi zaten katılmadığınızı da hatırlatacağım size. Evet. İlk maçı biz değerlendirdiğimizde siz Nasri için çok övgülerle şey yaptınız. Ben o günde dedim ki bu konuda yanılıyorsunuz ve yanılacaksınız dedim. Ben mi haklı çıktım bilmiyorum. Hocam şu anki görüntüde siz haklı çıktınız da bence hani iyi bir teknik adamla bence veya vizyonu daha yüksek bir teknik adamla daha büyük başarı gelebilir diye düşünüyorum. Mesela baktığımız zaman şimdi Menez gitti, Meksika'da oynuyor. Mesela Antalyaspor'da asist bile yapmazken 3 maçta 2 golü var. Sandro Ranieri, Rıza Çalınbay işte sezon boyunca çok fazla şans vermedi. Şimdi gitti. Her ne kadar İtalya'nın son sıradaki takımında olsa da İtalya Serie A'da şu an kaptan olarak çıkıyor. 3. maçında bir gol attı. Yani orta saha oyuncusu. %100 katılıyorum size. Şimdi aşı tutmayabilir. Ama ben Nasri konusunda kesinlikle yine savunuyorum. Çok kilo almıştı. Evet. Koşmayan. Tabii ki eski Nasri değildi. Bir takımda bir koşmayan bir oyuncuyu kaldırabilirsiniz. Şimdi biz her zaman söylüyoruz. Bir tane iyi oyuncunuz olur, kral olur. O kralı 10 kişi tedarik edebilir. Ama siz 3 tane oyuncuyu aynı şekilde yapamazsınız. Yani koşmayan 3 oyuncunun açığını 8 tane oyuncu kapatamaz. O şu anda günümüz futbolunda çok koşan, mücadele eden bir futbol var. Doğru. Özellikle Anadolu kulüplerinde. Tabii yani şimdi baktığınız zaman kulüpler arasında çok büyük fark yok. Artık şimdi kor mücadelelere bakıyorsunuz. Göztepe'ye bakıyorsunuz, Kayserispor'a bakıyorsunuz, Sivas'a bakıyorsunuz. Hep üst sıraları zorlayan takımlar oldular. Daha önce bu takımlarla ilgili hiçbir yorum yapamıyorduk. Diyorduk ki işte düşmemeye oynayacak. Antalyaspor'un geçen yılki başarısı. Yani bunları değerlendirdiğiniz zaman kor mücadelelerde artık o oyuncuların da şeyi çok önemli değil. Yani star olup olmaması çok önemli değil. Ama işte bizim dediğimiz gibi 3 tane Menez, Nasri, Eto, 3 tane koşmayan oyuncu bugün Antalyaspor'un durumunun göz önünde olmasının nedenidir bence. Ama hocam teknik direktör faktörü de önemli değil mi? Yani sadece oyuncuların koşmasına mı bağlı bu? Siz oyuncuya teknik direktör beğendiremezsiniz. Her oyuncunun beğendiği teknik direktörü alırsanız o zaman 11 tane teknik direktör almanız gerekiyor. Doğru. Şimdi Nasri antrenmanda koşmuyorsa bu kim olursa olsun Rıza olabilir, Hamza olabilir, isimler önemli değil, Orhan olabilir. Siz oyuncuya dayalı hoca kesinlikle getirmeyeceksiniz. Hocaya dayalı oyuncu getireceksiniz. Eğer oyuncu beğenmiyorsa getirmeyeceksiniz. Peki hocam hoca istifa yani siz vizyon diyorsunuz da hani, ama o vizyon derken yani Rıza Hoca geldiği zaman takım lig sonuncusuydu. UEFA kupasına gidiyordu neredeyse. Evet. Yani bir de öyle değerlendirmek gerekiyor. Eto da aynı klasta bir oyuncuydu. Neden Rıza Hoca ile uyum içinde oynadı, çalıştı? Yani bunlar aslında kıstas değil. Fakat yani şunu söylemek istiyorum. Giden oyuncular aslında bir yerde Antalyaspor'un lehine oldu. Eto hariç. Evet. Ben her zaman savundum. Eto da bana göre Antalyaspor'a çok hem seyirciye hem bize hem Antalya kamuoyuna ihanet etmiştir. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çok sevilen, burada el üstünde tutulan, baş üstünde tutulan bir Eto'nun
bazı şeyleri tercih etmemesi gerekiyordu. Parasal veya herhangi bir şey konusunda tercih etmemesi gerekiyordu. Antalyaspor'u yüzüstü bırakmaması gerekiyordu. Bir iddia olarak söyleniyor tabii de. İşte Antalyaspor küme düşecek. Tabii bu basında çıktı ama bir iddia olarak, tabii resmi bir açıklama değildi. Antalyaspor küme düşecek. Bu sebeple ben küme düşen takımda yer almak istemiyorum şeklinde bir açıklaması olduğu iddia edildi. Bu arada Gençler Birliği Başakşehir karşısında eşitliği yakaladı. Yaklaşık 5 dakika önce Halil'in attığı golle Gençler Birliği Başakşehir deplasmanında 1-1'lik eşitliği yakaladı. Şu an 57. dakika oynanıyor. Evet hocam. Evet, yani şimdi tabii Eto'nun böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir açıklama yapacağını zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü burada hani sadece problem olan süreydi. Yani 2 yıllık işte uzatma istiyordu. Bu olmadığı için Eto tercihini Konyaspor'dan veya transferlerle ilgili gitmek istedi. Ya bana göre Antalyaspor'un tekrar dönüyorum Osmanlı maçına. Osmanlı maçındaki tek handikapı Charles'in çok faul yapmasıydı. Hocam penaltı pozisyonu öyle yani, bir penaltı yapılmaz ya. Yani penaltı, ikinci bir penaltı var aslında. Belki birinci penaltıyı verdiği için duygusal, çünkü bizim hakemlerimiz çok duygusal olduğu için. Veremiyor ikinci. Evet, duygusal bir yaklaşımda ikinci penaltıyı veremedi, pardon. Evet, tabii Antalyaspor deplasmanda aldığı bir puan özellikle çok önemliydi. Osman, az önce söylediğiniz gibi o aradaki puan farkını korumak açısından çok kıymetli bir puan oldu Antalyaspor'da. Sizde evet, bir sorun oldu. Boğazımda kıcık oldu, kusura bakmayın. Şimdi yani alınan bir puan aslında Antalyaspor açısından çok önemli. Yani puan farkı kapanmadığı için. Fakat ben yine savunuyorum, Antalyaspor'un yeri zaten burası değil. Yani Antalyaspor'un yeri her zaman üst sıralar olmalı. Çünkü vizyonu gelişmiş, şeyi büyümüş bir Antalyaspor'un, hedefi büyümüş bir Antalyaspor'un artık alt sıralarda değil. Geçen yıl olduğu gibi üst sıralarda daha çok kupaları kovalayan, Avrupa'yı kovalayan bir Antalyaspor olması gerekiyor. Evet hocam, şimdi Antalyaspor Osmanlı karşısında deplasmanda beraberliği aldı. Kayserispor galibiyetinin ardından tabii bu beraberlik çok daha büyük önem kazandı. Antalyaspor gerçekten uzun süren bir hasreti de son ver diyebiliriz. Bir istatistiğimiz var. Tabloyu bir ekrana getirebilirsek arkadaşlarımıza rica edelim. Antalyaspor tam 16 hafta sonra gol yemedi hocam. Yani 16 hafta boyunca Antalyaspor gol yemişti. Yine en son 6. haftada oynanan Osmanlıspor maçını 3-0'la geçmiş. Ondan sonraki işte bütün maçlar alt alta sıralanmış vaziyette. 16 hafta gol yedi ve 17. haftada yine, yani Osmanlıspor maçının ardından 17. haftada yine Osmanlıspor'a karşı Antalyaspor gol yemeden bir haftayı tamamlamayı başardı. Aslında Antalyaspor'un şu dönemde baktığımız zaman hücum hattından daha çok savunma hattının işlediği bir görüntü vardı aslında. Hani işte Diego, işte ligin kalbur altı takımlarında hepsine forma giriyor. Juru ismi vardı. İşte Çelusko oynuyor. Nazım Sangare kendisini bulmuş. Sakıp Aytaç işte Trabzon'a mı gidecek, Beşiktaş'a. Yani hep böyle popüler oyuncular olarak dikkat çekiyor ama 16 hafta gol yemeyen bir takım. Tabii ki hocam, gol yemeden bir haftayı kapatamıyorsanız bu kadar seri bir şekilde. Gol yemiş bir takım ilk defa 16 haftadan sonra gol yemedi. Ya bu da aslında puan alamamasının ana etkenlerinden bir tanesi mi hocam? Önce kaleyi bir kapatmak gerekmiyor. Kapatamayınca tabii Anadolu kulüplerini, hani bir gol yiyorsunuz, iki atacaksınız. Görüyoruz zaten. 3 gol yemiş, 4 gol yemiş, 2 gol yemiş. Zaten Antalyaspor'un sezon başından beri en büyük handikapı çok kolay pozisyon vermekti. Yani zaten çok kolay pozisyon veriyorsanız çok gol yersiniz. Evet. Yani bunun da nedenleri, iki tane göbekte oynayan oyuncunun çok ağır oyuncu olması. Yani arkaya sarkık oynamıyordu. Yani birinin önde, birinin arkada muhakkak derinlik vermesi gerekiyordu. Çünkü iki tane aynı klasta oyuncunun, yani ağır oyuncunun önde oynaması, arkaya sarkan topların hepsinin pozisyon olması demektir. Yani bu derinliği vermediğiniz zaman çok pozisyon verirsiniz. Bir de Sakıp'ın formsuzluğu vardı. Hocam Çeluska'yı tercih ediyor Hamza Hamzoğlu. Gerçi en son Kayseri maçında mecburen Maykun olmadığı için lazım Sangare'yi açıkta oynatıp Çeluska'yı sağ beke çekmişti ama onun dışında tercihlerini Çeluska-Diego ikilisinde yapıyor. Sizce doğru bir tercih mi? Yani en son yine Osmanlı maçına da
Ve Juru Kayseri maçını iyi oynamıştı aslında bence. Ama Juru'yu kesti bu sefer. Çeluska'yı koydu oraya diye gole beraber. Geldiğinden beri yalnız Çeluska'yı oynattığı için ikiliyi oynattığı için onda ısrar etmeye çalışıyor. Neden? Şimdi Nazım'ı önde oynattığınız zaman Nazım'ın ofansif yönü güçlü. Evet. Fakat defansif yönünde aslında bu maçta defansif yönünde de bayağı katkısı oldu. Bir kazançtır evet. Bir de Nazım'ın Sangare'nin transferi de çok önemli. Kesinlikle. Yani hocam, çok Almanya ucuz bir maliyet. Evet, çok ucuz getirdiler. Bir maliyette. Adnan Gülek ve Ferdi Aramanlı ikilisi. Evet. Tebrik ederim burada. İlk defa Antalya Spor'da bir scout ekibinin tavsiye etti. Çünkü biz hep bundan müzdariptik yani. Diyorduk ki kimi tavsiye ederse etsin transfer scout ekibi mi? Transfer yapılmıyor. O da transferin son günlerinde oldu. Hani ben yani, detayını da biliyorum da neyse demek çok ki, fazla şey demek ki bizim arkadaşlarımıza görev verilirse Adnan Gülek işte Ferdi Ramanlı gibi tecrübeli takım kaptanlığı yapmış uzun yıllar Antalya Spor'da oynamış ve Antalya'nın şampiyonluklarında çok önemli katkılar yapmış bir Adnan Gülek'in bulmuş olduğu bir oyuncunun bu performansı göstermesi ve çok cüzi paralarda. Evet. Herhalde 300 bin euro veya şey. Dolar öyle tahmin ediyorum. Ve şu anda öyle bir maliyeti var. Oynayan bir oyuncu. Fakat gözlemlediğiniz zaman ters kademelerde bütün toplarda müdahale eden oyuncu da Nazım. Evet. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Hocam tam bir bek aslında. Hızı, evet. Hem mücadelesi. Yönde, aynen. Yani şimdi Beşiktaş'taki Gökhan Gönül örneğiyle hemen hemen birebir benzetebiliriz. Evet. İleriye çıkışları ve geri dönüşleri çok seri, çok faydalı bir oyuncu. Bir kere yerli oyuncu hocam. Yani şu dönemde baktığımız zaman sağ bekte de ciddi bir, milli takım olarak da ciddi bir sıkıntımız evet, sıkıntı var. Gökhan Gönül'den sonrası yok. Gökhan Gönül de işte artık belli bir yaşa geldiği için oynayamıyor. Aslında Nazım tabii. Sangare'nin de daha yakından takip edilip milli takım yetkilileri evet, açısından da daha çok yani bu performansını sürdürürse lazım, milli takımda da yer alabileceği tahmininde bulunabiliriz. Yani baktığımız zaman defanstaki bu handikap halen devam ediyor. Şimdi siz elinizdeki oyuncuları en üst seviyede verim alabilmek için değerlendirebilirsiniz. Hamza Hoca da bunu yapmaya çalışıyor. Tabii yani defanstaki bu hatalar devam edecek. Çünkü elinizde alternatif olarak iki tane oyuncu var zaten. Yani Çeluska'yı çektiğin zaman sağ beke çektiğin zaman o zaman Nazım'dan istifade edemeyeceksin. Evet. Çeluska da zaten ağır bir oyuncu. Gerçi faydalı oynadı. Orada oynadığı zaman da faydalı oynadı. Siz hocam bekte mi düşünürsünüz? Hayır ben bekte düşünmem. Kesinlikle göbekte düşünürüm. Orta sahada Charles'in yapmış olduğu fauller çok de gösterdi aslında. Sabır gösterdi hakem yani o dakikaya kadar kart göstermemesi de aslında Antalyaspor adına şanstı. Evet. Yani iki sarı kartta üst üste görüp çıkabilirdi de. Ben penaltı pozisyonunda ve daha sonra yapmış olduğu sürekli yaptı faul şeylerini. Yani neticede hakem kart göstermedi. Bu da Antalyaspor adına bir şanstı. Tabii pozisyonlar da yakalandı. Şimdi baktığınız zaman net pozisyonlar da var. Evet. Yani bizim yakaladığımız pozisyonları, Antalyaspor'un yakaladığı pozisyonları gol yapmış olsan belki 3 puanla döneceksin. Bugün bunları hiç konuşmuyor olacaktık. Evet. Osmanlı Spor'la aradaki puan farkı da 7 puana çıkmış olacaktı. Tabii. O zaman daha olacaktı. Ama oynanan futbola göre hocam bence bir puan kazanç. Ya tabii şimdi deplasmanda rakibinizle de oynuyorsunuz. Neticede Osmanlı Spor sizi yendiği takdirde dediğim gibi penaltı kaçırdı. Zaten dönüm noktası oradaydı. Evet. İnan ben televizyonda seyrederken topun başına geldiğinde kesinlikle bunu kaçıracak dedim. Çok tedirgin geldi topun başına. Çünkü biz de penaltı attık. Ben Galatasaray maçında bir de penaltı kaçırdım ki. Yani o duyguyu yaşayan biri olarak onun yüz halinde mimiklerinden bu penaltıyı kaçıracak dedim. Tabii içimde inşallah da kaçırır dedim de. O ayrı bir espri. Yani penaltıyı kaçırması Antalyaspor'un tam dönüm noktası oldu. Yani o penaltıyı atmış olsa 1-0 belki demoralize olacaktı takım. Daha fazla üzerine gelecekti. Siz üzerine giderken kontra yakalayacaktınız. Bir de çok önemli bir şey var burada. Yani o şeyin sol tarafında oynayan oyuncu o kadar güzel kapattı ki Nazım. Evet. Yani bu tam taktik savaşıydı. Yani kesinlikle Hamza Hoca çok fazla çıkmamasını söylemişti. Bütün maç boyunca hiç pozisyon alamadı biliyor musunuz? Hiç arkaya sarkamadı. İsmini unuttum. Vrsevic değil. Hayır. Pinto. Pinto da değil, hayır.
sol tarafta oynayan zenci oyuncuları ya. Çok. Şey Umar Aminu. Umar Aminu. Yani o kadar güzel bir taktiksel savaş verdi ki Hamza Hoca. O bloğu tamamen kapattı. Hiç arkaya sarkamadı. Bir tane hiç topu, ilk yarıda bir yani geldi. Bir tane olacak yani maç boyunca, evet. 90 dakika boyunca çok süratli ve kontratağa çok müsait bir oyuncu. Onun önünü kapattı. Yani daha önceden maçı işlemiş Hamza Hoca. Yani burada belki Hamza Hoca'yı çok fazla övüyorum ama gerçekten hani iyi de öldür ama hakkını ver der. Kesinlikle. Hamza Hoca gerçekten Antalyaspor'da bir şey değişti. Geldiği günden beri Antalyaspor'da çok şey değişti. Yönetim bazında da baktığınız zaman yönetim de elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bazı şeyleri biz eleştirirken bazı şeylerin de hakkını vermemiz gerekiyor. Yönetim de yani iki tane oyuncu alabilmişsiniz. Dört, beş de dış transfer var dışarıya verdiğiniz değil hocam, mi? Hocam evet, Sandro gitti, Menez gitti, Nasri gitti, Eto gitti. Dört. Beş olarak hatırlıyorum ama şeyi... Aydın Karabulut hocam. Aydın Karabulut. O da gençler birliği. Yani şimdi baktınız ama 5 tane oyuncu, o yani banka oynayan 5 tane oyuncunuzu vermişsiniz. 2 tane oyuncu alabilmişsiniz. Kadro tabii bu sıkıntı bariz net görülüyor. Altyapıdan oyuncular için aslında bir şanstı bu. Yani yönetim bazında da aslında çok başarılı bir süreç geçiriyor Antalyaspor. Yani hocam zaten bu sezon kümede kalmış olması büyük başarı olacak. En azından gelecek sezon daha yapılanmış bir şekilde harekete geçecek de. Tabii yeni transferler demiş ki hocam, Dukara'yı nasıl buldunuz peki? Şimdi Eto gittikten sonra tabii Eto Antalyaspor tarihinin en iyi futbolcusu bile diyebiliriz artık. Yani gösterdi, evet. O kısa sürece tabii çok daha uzun dönemler forma giymiş, daha büyük belki katkılar sağlamış isim olabilir ama bu kadar 2,5 senede bu kadar gol atan, bu kadar asist yapan, skor anlamında çok, fazla katkı sağlayan bir oyuncu. Bunun ardından Süleyman'a Dukara geldi ve eski takımına karşı ilk kez oynadı, da Osmanlıspor'dan gelmişti. Kayserispor maçına da tam sonradan, maç gitti derken 3 puanı getiren isim oldu. O şimdi uyum meselesini, uyum sorununu çabuk aştı diyebilir miyiz? Ben beğendim işin açıkçası. Özellikle Kayserispor maçında. Kesinlikle katılıyorum. İlk maçında sonradan oyuna girdi, evet. Biliyorsunuz. Yeni geldiği için bütün hocalar... Akhisar maçıydı yanlış. Evet. Yeni Malatya maçı, özür dilerim. Yeni Malatya maçında 15-20 dakika herhalde, evet. Bir süre sonradan aldı. Girdi, sonradan Galatasaray maçında cezalıydı, oynamadı. Evet. Şimdi çok faydalı bir oyuncu. Bir defa korkunç güçlü bir oyuncu. Yani baktığınız zaman defans bloğunu... Yani böyle allak bullak edecek bir oyuncu ve defansa gelip yardım eden, top çıkaran öyle santrforlar biliyorsunuz. Evet. Çok makbul santrforlar. Yani bu yaptığı son maçta göstermiş olduğu performans ilerideki maçlarda çok daha faydalı olacağının işaretidir. Evet. Yani belki bir Eto olmayacak gol bakımından. Ya tabii Eto artık beklememek lazım. Tabii mukayese etmek zaten... olmaz yani, çok yerde doğru olmaz. Tabii doğru olmaz. Bana göre ilerideki maçlarda, yani önümüzdeki maçlardaki süreçte çok faydalı olacak bir oyuncu. Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle ben işin açıkçası Osmanlıspor'dan geldiği zaman çok fazla beklentimin olmadığı bir umutlu oyuncuydu. Evet, yani çünkü Osmanlıspor'un çok yani Osmanlıspor kötü durumda. Orada bile doğru dürüst forma şansı bulamamış ve iyi bir oyuncu olsaydı Osmanlıspor rakibine neden bıraksın diye düşünmüştüm. Bir de ücretsiz geldi. Yani bonservis bedeli olmaksızın geldi. Bu anlamda çok umutlu değildim ama gösterdi. Özellikle zaten 2 puanı direkt haneye yazdırdı Kayseri maçında. Tabii, bu çok yani önemliydi. Gösterdiği performans açısından da bence başarılıydı. Beklentilerin üzerine çıktı diyebilirim. Evet, Osmanlıspor maçının ardından Antalyaspor adına basın sözcüsü Cumhur Arıcı'nın açıklamaları vardı. Onu bir ekrana getirelim arkadaşlarımızdan, rica ederim. Evet. Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan da iyidir. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Demir Grup Sivasspor karşısında mutlak 3 puan almamız gerekiyor diyor. Hocam Sivasspor da Göztepe deplasmanına kaybetti bu hafta. Tabii Göztepe de uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. Sivas özellikle hücum hattıyla çok ön planda olan bir takım. İşte sezon başında Kone ismini transfer ettiler. Bir Fuma'yı transfer etmişler. İyi bir hücum hattı varken bir de oraya Robinho'yu getirdiler şimdi. Aynı şekilde Antalyaspor'un az önce bir savunma hattından bahsettik. Hani sıkıntısının olduğundan, evet, bahsettiniz. Şimdi tabii ki Sivasspor karşısında bence de mutlak galibiyet olması lazım. Her ne kadar Sivasspor 8. sırada görünse de
Antalya Spor'un evinde bu tarz maçları alması gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz? Yani Antalya Spor'un 3 puana daha yakın mı yoksa 1 puan başarı olur mu? Şimdi Sivas Spor'un bu yılki çıkışıyla geçen yılki Antalya Spor'u mukayese etmemiz gerekiyor. Yani geçen yıl Antalya Spor'un yaşadığı bu performansı şu anda Sivas Spor yaşıyor. Evet. Onlar da hedef büyüttüler. Oyuncu şeyinde de baktığınız zaman starları almaya çalışıyorlar. Ve dediğiniz gibi hücum hattında çok çok önemli isimler var. Tabii çok önemli isimlerin haricinde çok kolay gol bulan bir takım. Çünkü skorlara baktığınız zaman 3-2, işte 2-1, 4-3, 3-1 hep bu skorları almış evet. Sivas Spor. Yani çok zor bir maç Antalya Spor'u bekliyor bir defa. Ben Hamza Hoca'nın yine bu Sivas Spor'la ilgili kesinlikle tedbirli oynayacağına inanıyorum. Yani siz bir Sivas Spor'u Osmanlı Spor'la veya Karabük Spor'la aynı eşdeğerde tutmamanız gerekiyor. Yani Antalya Spor adına diyorum ki çok temkinli ve sabırlı oynaması gerekiyor. Hani 3 puan tabii çok önemli. Antalya Spor'un 3 puan aldığı takdirde çok rahatlayacağı bir haftaya giriyoruz. Fakat temkinli oynayıp önce gol yemeden çok kolay gol yiyoruz zaten onu evet. söylüyoruz. Önemli olan gol yemeden golü bulabilmek. Çünkü Antalya Spor gol yediği zaman uzun bir müddet bir kaos içine giriyor. Onun hocam içerisinde. Gol aslında yani tabii dediğiniz %100 doğru ama skoru tutma açısından da sıkıntısı var. İşte mesela en son Akhisar maçında son saniyelerde giden 2 puan. Kayseri maçında yine 2 puan giderken Antalya Spor'da bir özgüven sorunu mu var acaba? Yani ilk yarıdan kalan bir özgüven sorunu mu var acaba? Skor da tutamıyor. Geriye düştüğünde öne geçmesi büyük sıkıntı. Öne geçtiği zaman da onu tutması da gerçekten büyük sıkıntı. Şimdi bulunduğunuz konum sizi sahada buna itiyor. Şimdi eğer geçen yılki bir Antalya Spor'la mukayese ettiğimiz zaman Antalya Spor geçen yıl olmuş olsaydı çok daha rahat olacaktı. Yani bu yılki alt sıralardan bir an önce kurtulma adına vermiş olduğu mücadele o sıkıntıları getiriyor aslında. Hani dedim ya Hamza Hoca bir hedef belirledi. Siz evet. de aynı şekilde dediniz ki ilk 10 dedi. İşte ilk 10 dediğiniz zaman oyuncunuzu buna motive ediyorsunuz. Fakat ne kadar olursa olsun alt sıralarda olmak bazı şeylerde pozisyonlarda tedirginlik yaratıyor. Acaba hata yapabilir miyim? Bunun en büyük örneği de Sakıp. Yani Sakıp bir müddet o kadar performansında düşüş gösterdi ki acaba hata yapabilir miyim? Acaba yaptığım hatada seyircinin tepkisi ne olur? Yani bu psikoza girdiğiniz zaman hata yapmaya çok müsaitsiniz. Antalya Spor da bu konuda işte hata yapıyor. Yani bunları yapmama adına bu maç çok önemli. Eğer zaten gol bulursa bulduktan sonra Hamza Hoca'nın taktiksel olarak sahaya yansıttığı oyun performansı çok önemli. Ve bunu da gayet iyi yansıtıyor. Ben inanıyorum yani şöyle söyleyeyim aslında bir puan da çok kötü bir puan değil. Sivas tabii yani siz neticede Sivas çok çıkış göstermiş. Göztepe gibi performansı, Kayseri gibi performansı üst düzeyde bir takımla oynuyorsunuz. Ya öncelikle gol yemeden bir puanı garantiye aldı. Aldıktan sonra da zaten gol bulursa Antalya Spor'un almış olacağı 3 puan çok önemli bir rahatlık getirecek takıma. Alt sıralardaki takımlar da çok kolay maç kazanamıyorlar. Evet o, şimdi o tabii bu hafta da... zaten Karabük Spor artık gitti zaten. Evet. Tabii önümüzdeki hafta yine Galatasaray'ı ağırlayacak. Zaten o zorlu bir maç olacak. Diğer tarafta yani Osman... matematiksel olarak devam ediyor diyoruz ama yani çok zor. Yani motivasyon olarak zaten tabii, yani... düşmüşler zaten küme düşmüşler. Evet yani, yani alacağı bu 30 puan ve 10 maçtan alacağı 30 puan onu kümede bırakır ne kadar da desek. Olağanüstü bir şey olması gerekiyor ki mucize olması kümede gerekiyor kalsın. Ki kümede kalsın. Evet. Osmanlı Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Tabii rakip olarak sayacağımız tabii ki Alanya Spor da yine Antalya Spor. Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Gençler Birliği de yine Başakşehir karşısında da şu an 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Gençler Birliği de bir yenilse de zor yeniliyor. Kolay vermiyor. Yani evet. şampiyonluk yarışında olan takımlara karşı da gerçekten zor bir mücadele oluyor. Onun dışında tabii Karabük, Konya Spor yine bakıyorum. Konya Spor'da Evkur Yeni Malatya Spor. Bu maçta sanki Konya Spor'un 3 puana yakın gibi. İşte aslında o yüzden alt tarafı yaklaştırmamak adına iyi bir hafta Antalya Spor için de kazansa Sivas Spor karşısında çok iyi olacak ama 1 puan iyi diyorsunuz siz.
Bence öncelikle bir puan üzerine oyun kurgusunu kurması gerekiyor. Çünkü çok kolay gol pozisyonuna giren bir takımla oynuyor Sivasspor'la. Sivasspor'un önemli silahlarını önce etkisiz hale getireceksiniz ki bir de oyuncuların özgüveni geldiği için her an gol bulabilecek bir Antalyaspor var. Evet. O çok yani, önemli zaten tabii, hocam. Yani bir de Deniz'in cezası da herhalde. Yok şey Deniz soğuk algınlığı sebebi Maicon oynadı yine bu hafta. Deniz'in soğuk algınlığı öyle vardı mi? Hocam. Ondan ben cezalı zannettim. Onun için oynamadı. Yok bir rahatsızlığı vardı. Ondan dolayı forma giymedi. Şimdi baktığımız zaman zaten 2 hafta üst üste içeride aldığı galibiyet de tabii ki özgüveni artırıyor. İşte yeni Malatya tabii. Ardından Kayseri Osman deplasmanı tabii ki bunun beraberliğiyle birlikte evet. Bir motivasyon sağladı tabii ki. Bunlar çok önemli. Taraftar da tabii ki hocam daha fazla destek verecek. Yani şimdi taraftarın iç sahada gelen galibiyetlerle birlikte. Taraftarın şu son haftalardaki göstermiş olduğu bir de Osmanlı deplasmanına giden seyir evet. Taraftarı gördünüz. Evet. Yani biz oyunu ateşleyen takımını sahaya tam motive eden bir taraftar kitlesi vardı orada. Biz zaten Antalyaspor'un taraftarından bunu bekliyoruz. Evet. Yani maç boyunca susmayan, sürekli tezahüratını oyuncuları teşvik eden bir tezahüratla son maçlarda içeride göstermiş olduğu performans bence 12. adam taraftarın da çok büyük katkısı var bunda. Tabii bu maç da çok önemli. Hiç durmadan takımı sürekli motive edici, takımı teşvik edici, oyuncuları hep moral düzeyinde yüksek tutacak bir taraftara ihtiyacımız var. İnşallah 3 puan olur. Yani 1 puan aslında çok kötü puan derken 3 puan alması halinde Antalyaspor'un ileriki maçlarda, önündeki maçlarda çünkü şimdi hani diyoruz ya işte Karabük şununla oynayacak, Konya Malatya ile oynayacak. Şöyle kağıt üzerinde baktığımız zaman kolay maç görünen maçlar aslında zor maçlardır. Evet. Tabii. Çünkü Karabük'ün kaybedecek çok fazla bir şeyi kalmamış. Hocam işte artık. Alanya Spor'u mağlup etti. Yani şimdi ya düşünebiliyor zaman, musunuz yani Karabük Spor'u? Tabii. İşte kağıt üzerine baktığımız zaman Alanya Spor'un çok rahat galip gelip kesebileceği bir maçı işte 3 puan garanti gözüyle gördüğü bir maçı kayıp 0 puanla döndü. Birazdan onu da konuşacağız evet. Zaten. Bir teknik direktör değişikliğine gitti. Alanya Spor, Hikmet Karaman'la yollarına ayırdı. Onları konuşacağız tabii. Önce bir reklama gidelim isterseniz şey yapalım ama Başakşehir Gençler Birliği maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası sona erecek. 81. dakika oynanıyor ve Başakşehir ile Gençler Birliği arasında bir birlik eşitlik devam ediyor. Reklamlardan dönüşümüzde muhtemelen bu maçın son artık dakikaları oynanıyor olacak. Reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olalım.